Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Fizik Bulut YouTube kanalında yine sizlerle birlikteyiz. İsteğiniz, yoğun isteğiniz üzerine ben de elimden geleni yapıyorum ve testleri çözeceğim. Yaklaşık bu videoda 50 soru çözmeye çalışacağım sizin için. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum 1. soruda. Dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Dalgalar titreşim ve ilerleme durumlarına göre ya da doğrultularına göre ikiye ayrılır. Tabii ki de ilerleme doğrultularının durumuna göre ikiye ayrılır. Neyi bu? Enine ve boyuna dalgalar. İfademiz doğru. Dalganın oluşturmasında sarsılan ortamın parçacıkları dalganın ilerleme yönüne dik olarak hareket ediyorsa bu tip dalgalara enine dalga denir. Zaten bu ifadeyi biliyorsunuz. Dik doğrultuda hareket ediyorsa enine dalgadır. O halde ifademiz doğru. Paralelse boyuna, dalganın oluşturma ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı ise bu tip dalgalara boyuna dalga, güzel bir ifade, doğru. Eşit aralıklarda oluşturulan sarsıntılar sonucu oluşan dalgalara periyodik dalga denir, güzel. Ard arda gelen dalga tepesi, iki tane dalga tepesi arasındaki uzaklık nedir? Lambda dalga boyudur. Genlik olarak ifade edilmiş, o halde genlik değil dalga boyu olacak. Sevgili arkadaşım, doğru cevap E seçeneği, yani ifade hangisi yanlıştır diye sorulduğu için sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. Bir sonraki soruyla devam edelim. Yay dalgalarıyla ilgili aşağıda bazı ifadeler verilmiş. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hafif yaydan ağır yaya geçen bir atmanın tepe atma yansıması çukur olarak ters döner demiş. Tabii ki de hafif yaydan ağır yaya geçiş yapıyorsanız özellikle önemli noktalardan bir tanesi bu. Tepe olarak gönderdiğiniz bir atma yansıma noktasına ulaştığında atma daha doğrusu ağır yaya geçerken baş yukarı olarak iletilecek ama baş aşağı olarak geri dönecek. Bu biliyoruz zaten. Birinci ifade doğru. Baş yukarı ve baş aşağı gelen iki atma birbirini sönümleyebilir. Baş yukarı ve baş aşağı gelen iki tane atmanın eşit genlikte olduğunu düşünürseniz eğer gençler bu dalgalar bu şekilde geliyorsa arada atmalar tabii ki de birbirlerini sönümleme durumları mevcut söz konusu. O halde gayet doğru bir ifade. Bu iki atma birbirini sönümleyebilir. Doğru. Atmaların ortam değiştirmeleri hızlarını etkilemez demiş. Oldukça yanlış bir ifade. Çünkü senin kesinlikle burada bilmen gereken bir ifademiz var. Ne diyorduk her zaman biz? Konu anlatım videolarımızda da söyledik. Atmanın veya dalganın hızı, hız büyüklüğü de diyebilirsiniz. Neye bağlı? Sadece atmanın ilerlediği ortama bağlı. Dolayısıyla ortam değiştirmesi tabii ki de hızını etkileyecek. O zaman dikkatli olmalısın. Bu ifade yanlış. C. Diğer seçenekler atmanın birbirinin içerisinde geçtikten sonra şekilleri değiştirmez. Zaten konu anlatım videomuzda mevcut. Atma ağır yaydan hafif yaya gönderildiğinde iletileni ters dönmez. Tabii ki de ağırdan hafife geldiğinde iletinin olduğu gibi yansımaya uğrar. Üçüncü soru güzel bir soru. KL atmaları arasında, telleri arasında gerilmiş, KL noktaları arasında saniyede 2 bölme ilerliyormuş sevgili arkadaşım. Atma teyişti sıfır anda görünümü şekildeki gibi kaçıncı saniyede birbirini sönümler diye soruyor. İki tane sabit noktamız var. Atmanın ilerleme yönleri verilmiş, biri sağa biri sola gidiyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirsin burada hemen. Örneğin saniyede 2 bölme ilerlediği için şuradan şuraya 1, bak hemen 1 şöyle gidiyorsun. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 saniye aldığımızı bir düşünelim. 4 saniyede atma buraya tekrar ulaşacak ve baş yukarı olan bu atma yansımadan sonra baş aşağı olarak geri dönecek. O halde atmayı istersen şöyle çizeyim ben buraya ve dikkat etmen gereken şey bu tip sorularda çok basit. Çok basit. Bunu yaparsan rahatlıkla çözebilirsin. Atma bu noktaya ulaştı ve bu şekilde gidiyor ve bu şekilde geri dönen bu atma için tam olarak kaç saniye geçti? 4 saniye. Şimdi yine saniyede 2 bölme ilerliyor. Bunu bu noktadan aldım. Diğer atmayı bu noktadan aldım. Şuraya getirdim 1 saniye. Baş yukarı geri dönecek. Buraya getirdim 2 saniye. 2 saniye. 3 saniye ve 4 saniye. 4 saniye sonra atmanın konumu şekildeki gibi olacak. Bunu da biliyorsun. Atma buradan da bu şekilde yansıdı. O halde bu atma da böyle. 5. saniyede atmalar nasıl bir görünüm alır? Ona dikkat et. Hani 5. saniyede atma bu noktaya, kırmızı bu noktaya gelecek. Saniyede 2 bölme ilerliyor. Ama biz yarım saniye daha hareket ettirirsek, kırmızı ile gösterdiğimiz atma bu noktaya gelirken, mavi ile gösterdiğimiz atma bu noktaya gelir ve atmalar burada baş yukarı baş aşağı birbirini sönümler. 4,5 saniyede tel üzerinde atma görünmez o anda. Yani birbirlerini sönümlemiş olur sevgili arkadaşım. Peki gelelim
dördüncü soruya. Hafif yaydan ağır yaya geçen atmalar için. Hafif yaydan ağır yaya geçen atmalar için. Bu net bir şekilde söylediğimiz kavramlardan bir tanesi. Şöyle hafif bir yay çizdiğimizi düşünelim. Bir tane de daha ağır bir yay çizelim istersen. Şöyle mesela bir tane de yine siyahla ağır bir yay çizelim. Daha ağır bir yay, yani daha kalın bir yay. Şimdi atmayı ne yapıyoruz? Hafif yaydan ağır yaya gönderiyoruz. Şurada bir tane atma oluşturduğumu düşünelim. Şöyle atmayı oluşturduk. Ve atmanın alt kısmını şurayı da silelim. Böylece gayet güzel bir atmamız elde edilmiş olsun. Bu atmayı bu tarafa doğru gönderdik. Bağlantı noktasının en önemli özelliği neydi? Hafif yaydan ağır yaya geçen atmalar için bağlantı noktası sabit uç gibi davranacak. Ben buraya sabit uç diyorum. Bu senin için çok önemli. Buna dikkat edersen gerisi kolay zaten. Sabit uçtan yansıma nasıl olacak onu da biliyorsun. O halde baş yukarı gelen atma genliğinin bir kısmını, yani enerjisinin bir kısmını bu tarafa aktaracak. Ve baş aşağı daha küçük bir atma olarak geri dönecek. Ama genişliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu bir. İkincisi, bağlantı noktasında siyah tel üzerinde oluşturduğun atma yine şöyle oluşacak. O da baş yukarı olarak oluşacak. Şöyle çizebilirsin onu da. Yine onu iki atmanın da en önemli özelliği genliklerinin gelen atmadan daha küçük olması. Yani bu şekilde çizdik atmalarımızı. Peki ne oldu? Atmanın ilerleme yönlerini belirtelim. Bu atma bu tarafa doğru ilerliyor. Buna iletilen atma diyorsunuz V2. Bu atma bu tarafa doğru geri döndü. Buna yansıyan atma diyoruz V1. Bu da gelen atma V olsun. Peki ne diyor? Gelen atmanın hız büyüklüğü yansıyan atmanın hız büyüklüğüne eşit, iletilen atmanın hız büyüklüğünden küçüktür diyor. Şimdi hız ile ifade neydi? Hatırla lütfen. Karekök içerisinde F bölü mü idi. Mü neydi? Telin kalınlığı. Buraya dikkat et. Dolayısıyla gelen ve yansıyan atma aynı telde ilerledikleri için V gelen atmanın hızı V1 yansıyan atmanın hızına eşit olacak. Fakat ikinci tel daha kalın olduğu için orada atma daha yavaş ilerleyecek. Çünkü mü daha büyük. Buna dikkat ediyorsun. O zaman V2 daha küçük olacak. Gelen atmanın hız büyüklüğü yansıyan atmanın hız büyüklüğüne eşit. İletilen atmanın hız büyüklüğü ise daha küçüktür. Evet söyledik. Birinci ifade doğru. Baş yukarı gelen atmanın taşıdığı enerjinin bir kısmı baş aşağı olarak geri döner. Evet, kesinlikle onu da söyledik sevgili arkadaşım. Gelen atmanın genliği olacaktı. Yansıyan atmanın genliğinden küçüktür. Gelen atmanın genliği yansıyan ve iletilen atmanın genlikleri toplamına, hatta ikisinin genliğinden de büyük olacağını biliyoruz. O halde üç nolu kavramımız yanlış. Bizden hangi ifadenin yanlış olduğu istendiği için doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. Lütfen buraya dikkat et. Bizden istenen şey hangi kavramın, hangi ifadenin yanlış olduğu. Peki hemen devam ediyorum 5. soruyla. Ne diyor? Derinliği sabit bir dalga leğeninde. Senin için çok önemli olan ayrıntı bu. Derinliği sabit dalga leğeninde oluşturulan su dalgaları. Su dalgalarının örneğin hızını hemen yorumlayalım. V eşittir aklında bulunsun. Aklında bulunsun. G çarpı H'tır. Ve buradaki H ne? Derinlik sevgili arkadaşım. Değil mi? Derinlik. En çok buna dikkat ediyorsun. O halde su dalgalarının dalga kaynağının frekansı arttırılırsa, değil mi? Frekans. Ve neyi değiştirecek? Lambda dalga boyu. Çoğu hocamız bunu farklı yazıyor ama ben bu şekilde yazmayı çok seviyorum. X eşittir V çarpı T. O da eşittir V bölü F olarak yazabilirsin. Çünkü periyodun yerine 1 bölü F yazabiliyorsun. Frekansını arttırdın. Frekansın artması, derinlik sabit olduğu için hızı koruyacağız. Hız değişmeyecek, dalga boyunun azalacağı anlamına gelir. Dalganın yayılma hızı artar. Derinliği sabit olduğu için dalganın yayılma hızı değişmez. İfade yanlış. Dalganın dalga boyu artar. Dalga boyunun azaldığını söyledik. İfade yanlış. Periyodu azalır. Zaten frekansla periyot ters orantılı. T gördüğüm yere 1 bölü F yazabildiğimi biliyorsun. Frekansın artması periyodun azalacağı anlamına gelir. Üçüncü ifadem doğru olur. Yine doğru seçeneğimiz C seçeneği yalnız 3 olacak. Bir sonraki soru. Her yerinde homojen bir dağılıma sahip kalınlığı değişmeyen bir yayda. Kalınlığı değişmeyen bir yayda. Yine yay dalgaları için gel hızı yazalım. Hız karekök içerisinde neydi? F bölü mü olarak ifade edecek ki buradaki mü'yü çok iyi biliyorsun. Mü eşittir M bölü L. Telin kütlesi, yani kütlesinin uzunluğu bölümü, yani mü dediğin şey bir nevi telin neyi sevgili arkadaşım? Kalınlığı. Buna dikkat edersen sevinirim. Buradaki ifadeye telin neyi diyorsun? Kalınlık. Peki bu durumda ne diyor soruda dikkat edilmesi gereken? Her yerinde homojen bir dağılıma sahip kalınlığı değişmeyen bir yay.
Kalınlığı değişmiyorsa münsü sabit demektir bu. Güzel. İfadelerden hangilerine bağlı neyi? Yay dalgasının hızı. Tabii ki de yayı geren kuvvete bağlı. Tabii ki de yayın kalınlığına bağlı. Tabii ki periyoduyla hiçbir alakası yok. Çünkü hız dediğimiz şey F bölümü. Bak, denklem içinde periyodu göremiyorum. O halde ifademiz yanlış. Doğru seçeneğimiz hangisine bağlıdır diyor. 1 ve 2 olacak. Şıklarda yok. Yayın kalınlığının eğer sabit olduğunu düşünürsen, o zaman yayın kalınlığı değiştirilmediği sürece bu seçeneği eleyebiliriz. Her yerinde sabit. Yayın kalınlığına tabii ki de bağlı. İfadelerden hangisine bağlı? Yani buradaki soruda 1 ve 2 demek daha mantıklı. Ama şıkları yanlış hatırlamıyorsam şıklar arasında 1 ve 2, 1 ve 3 yok. Bu durumda da yalnız 1'i işaretleyebilirsin. Ama yayın kalınlığına tabii ki de bağlı. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Dikkat et. Peki, dalgalar maddesel ortamda veya boş uzayda yayılma şekline göre tabii ki de ikiye ayrılır. Nedir bunlar? Enine ve boyuna. Değil mi? Enine ve boyuna. Şimdi neye dikkat ediyorsun? Bak, dalgaları sıralayalım seninle beraber. Neydi dalgaların? 1. Yay dalgaları. 2. Su dalgaları. 5 tane dalgan var. 3. Deprem. Burada dikkat etmen gereken ses ve elektromanyetik. Şimdi ben konu anlatımda bahsederken şöyle bir şey söyledim. Elektromanyetik dalgalarla ilgili senin işine yarayacak bir ifade. Baş harfi ne ile başlıyor? E ile başlıyor. Elektromanyetik dalgalar her zaman nedir? Eninedir. Ses dalgaları ise önemli özellik her zaman boyunadır. Geriye kalan şuradaki 3 dalgan var ya, 3 tane dalga. Bu dalgaların elde edilme şekline göre enine de olabilir, boyuna da olabilir. Tamam mı? Dikkat et. O zaman hangileri enine olabilir dediği için su dalgası enine olabilir, boyuna da olabilir. Deprem dalgası olabilir. Yay dalgaları enine de boyuna da olabilir. Ama ses dalgaları her zaman boyunadır dedik. O zaman doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacak C seçeneği. Hemen 8. soruyla devam ediyorum. Derinliği sabit bir dalgalayında oluşturan su dalgaları için dalga kaynağının dalga boyu, kaynağın titreşim periyodu, dalga kaynağının dalga boyu demiş. Rahatlıkla bunu yorumlayabilirsin sevgili arkadaşım. Hemen lambdanı yazarsın. Lambda eşittir V çarpı T. O da eşittir biliyorsun ki V bölü F. Ne dalgası olduğuna dikkat et. Dalga leğeninde oluşturulan su dalgaları. Tek bir hamlen var burada. Dikkat edip yerine koyman gereken. O da şu, eğer su dalgalarından bahsediyorsan hız yerine çok net bir ifaden var. V eşittir karekök içerisinde bir kez daha yazıyorum G çarpı H. Bütün olay bu. Başka bir şey yapmana gerek yok. Derinliğe bağlı. Peki dalga boyu. Kaynağın titreşim periyodunu hangisini tek başına yapılarak ne yapılabilir? Azaltılabilir. Kaynağın titreşim periyodunu küçültmek. Kaynağın titreşim periyodunu küçülttüğün zaman dalga boyu da küçülecektir. Çünkü lambda eşittir V çarpı T. Bir kez daha yazalım. V çarpı T. Bunu küçülttün tek başına. O zaman bu da küçüldü. O zaman birinci ifade doğru. Dalga leğenindeki su derinliğini azaltmak. Su derinliğiyle ilgili hızı küçülteceğini biliyorsun. Derinliğin azalması hızı azaltacak. Yine lambda eşittir V çarpı T dedin. Ve ne yaptın? Hızı azalttın. Hızın azalması tabii ki de hızı azalttığın için dalga boyu küçülecek. Bu da gayet güzel bir mantık. Dalga kaynağının titreşim genliğini arttırmak. Şimdi buraya dikkat etmeni istiyorum. Titreşim genliği hiçbir şekilde dalga boyunu etkilemiyor. Titreşim genliği dalga boyunu etkilemiyorsa o zaman şununla ilgili herhangi bir şey yapmana gerek yok. Cevabın ne olacak? Doğru cevabın Bursa 1 ve 2 olacak. Güzel. Sanırım anlaşılmıştır. Peki 9. soru. Dalgalar yayılması sırasında ortam gereksinimine göre mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki başlık altında ayrılır. Şimdi hangisinde hata yapılmıştır diye soruyor. Yani sınıflandırma yapmış. Yapılan işlemlerden hangisi hatalıdır diye, işlemlerden hangisi hatalıdır diye sormuş. Deprem dalgası elektromanyetik dalgalar mıdır? Kesinlikle hatalı. Deprem dalga bir mekanik dalgadır. Deprem dalgasının hemen üstüne yazıyorum. Mekanik. Elektromanyetik dalga olarak şöyle düşünürsen sevgili arkadaşım, ışık görünür veya görünmez. Biz buna ışık diyoruz. Mesela ışık dalgası elektromanyetik. Mesela kırmızı ışık dese elektromanyetik. Radyo dalgası dese elektromanyetik. Hatırla, radyocu Mikail kızları görünce morardı. X, gamma.
Radyo dalgaları, hepsini tek tek yazıp vaktini almayayım. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi görünür, mor ötesi X ışını gamma. Ses dalgaları mekanik, doğru su mekanik, yay mekanik, doğru. Şimdi devam edelim 10. sorumuzda. Güzel bir soru. Bir dalga kaynağı 5 saniyede 25 periyodik dalga üretiyor. Bak çok basit. 5 saniyede 25 tane dalga üretiyorsun. O halde 1 saniyede üretilen dalgayı bulursan 1 saniyede 5'e böldüm, 5'e böldüm 5 tane dalga üretirim. 1 saniyede 5 dalga üretiyorsa bu dalga kaynağının frekansının 5 olduğu anlamına gelir. Frekansın 5 olması periyodun 1 bölü 5 olduğu anlamına gelir. Çorap söküğü gibi her şey çıkıyor. Kaynağın periyodunu sormuş. Cevap ne? 1 bölü 5. Bu kadar temiz bir soru. Çok rahat bir şekilde çözdük ve işaretledik. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Şimdi böylece birinci testimizi bitirmiş olduk. 10 sorumuz tamam. Hemen ikinci testimize geçiş yapalım. Evet sevgili arkadaşım. İkinci testimize geçiş yaptık. Hemen birinci soruda diyor ki mekanik dalgalar ile ilgili. Mekanik dalgalar enerji, bütün dalgalar enerji taşır, problem yok. Yayılabilmesi için maddesel ortama gerek yoktur. Mekanik dalganın en önemli özelliği maddesel ortamda yayılması. Ses dalgaları kesinlikle mekanik dalgadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Bakın bu temel kavramların eğer herhangi birinde takılıyorsanız YouTube'da yine aynı şekilde Fizik Bulut YouTube kanalında dalgaların özellikle dijital anlatımını yaptım ve gayet güzel bir şekilde buradaki ifadeleri de vurguladım. Yani dikkat edebilirsiniz ve orada rahatlıkla bulabilirsiniz. Gerilmiş bir yaydaki atmanın hızı V eşittir kare köşesinde F bölü mü? Doğru. Bir öğrenci yayın ucuna M kütlesini düşey doğrultuda asarak yayda oluşan atmanın hızını ölçmektedir. Buraya astığı kütle M kütlesi yayı geren kuvvet olacak. Yani F eşittir MG ağırlığıyla teli ne yapacağız? Gereceğiz. Buna göre atmanın hızı ile ilgili yayın ucuna 2M kütlesi bağladığını düşün. O zaman F kuvveti artacağı için tabii ki de artar. İkinci ifade aynı uzunlukta, aynı maddeden yapılmış daha ince bir yay. Biz buradaki mü'yü zaten ne olarak alıyoruz seninle? Çok iyi biliyorsun. Az önce de vurguladık. Mü ne? Kalınlık. Şimdi sen telin kalınlığını azaltırsan mü'nün küçülmesi hızı arttırmayacak mı? O halde yay kullanılırsa hızı ne olur diyor? Azalır. Oysa ki biz artar diyoruz. Dikkat! Yayın kalınlığını değiştirmeden boyunu, kalınlığını değiştirmezsen mü sabit kalır, boyunu değiştirmen hiçbir işe yaramaz. Yayın hızı değişmez. O halde ifademiz doğru. Hızı değişmez diyor. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak bu soruda. Hemen altından devam ediyorum. Şöyle yapalım. İkinci soru ve dördüncü soruyla devam edelim. Diyor ki ikinci soruda yayın sabit ucuna doğru ne diyor? Yayın sabit ucuna doğru gönderilen baş yukarı atma için sabit uçtan yansıdıktan sonra. Şimdi bunu rahatlıkla yapabilirsin. Mesela elinde şöyle bir yayın, şöyle bir ucun olduğunu düşünelim. Şöyle bir ucumuz var. Sabit uca doğru bir tane atma gönderiyorsun. Şuradan birleştirelim. Bu ucun sabit olduğunu söylemiş. Hemen bu noktayı işaretliyorum. Ve buraya bir tane atma gönderiyorum. Mesela şöyle bir baş yukarı bir atma gönderdiğimizi düşünelim. Güzel. Şu kenarı da zaten her zamanki gibi şurayı da siliyoruz. Ve böylece atmamızı elde etmiş olduk. Bu atmanın ilerleme yönünü de bu tarafa doğru alalım. Çünkü sabit uca doğru atmamızı gönderdik V hızıyla. Şimdi buradaki ifadeleri yorumlarken sevgili arkadaşım şunu söyleyebilirsin. Yansıdıktan sonra. Şimdi buradaki hızla ilgili hemen kenara yazıyorum. V eşittir. Sürekli gördüğümüz bir şey. Karekök içerisinde biraz güven kendine çok rahat yaparsın. F bölü mü değil mi? O halde buradaki mü ne? Kalınlık sabit. F ne? Sabit. O zaman hızı neden artsın? Yanlış. Genliği azalır. Çarpıp geri döndü. Genliği neden azalsın? Değil mi? Baş aşağı olur. Sabit bir noktaya döndüğün, sabit bir noktadan yansıdığında atma baş yukarı gelecek. Bu noktayı yukarıya kaldıramayacak. Uç sabit olduğu için kendisi baş aşağı dönüp gerisin geriye yansımaya uğramış olacak. O zaman doğru cevabımız yalnız 3 olacak değil mi? Tabi burada genliği azalır ifadesi çeşitli durumlarda doğru olabilir. Eğer ortamda sürtünme varsa atma ilerlerken genlik azalır zaten. Ama yansımayla genliği azaltamazsın. Enerjinin bir kısmını buraya aktarma durumu söz konusu değil. Ucumuz sabit. Dikkat et sevgili arkadaşım. Hemen diğer soru 4. soruyla devam ediyorum. Diyor ki iki dalganın aynı ortamın herhangi bir bölgesinden aynı anda geçmesi olayına girişim denir.
Şekilde görüldüğü gibi simetrik iki atma. Girişim yaptıkları anda atmalar birbirini söndürür. Şimdi görüyoruz evet ama yani bu atmaların girişim yapması yaptığında birbirini sönümlemesi için en azından şöyle olmaları gerekmez mi? Mesela şöyle bir tane tel üzerine bir şey çizmeye çalışalım. Şöyle bir telimiz var. Atmaların birbirini sönümlendirebilmesi için şurada tam bir tepe atma varsa eğer, tepe atma varsa onun tam simetrisi olacak ki bunlar üst üste bindiğinde birbirlerinin titreşimlerini ne yapabilsinler? Yok edebilsinler. Oysa ki senin buradaki atmalarına baktığın zaman, gönderilen atmalara baktığın zaman tamam biri tepe biri çukur ama getirip şu atmayı bunun üstüne çizdiğin zaman bak şöyle bir şey olacak. Aşağı yukarı şöyle hop şöyle bir şey. Şimdi şu iki atma birbirinin tam tersi mi? Hayır. O zaman bu iki atma birbirini söndüremez. Bu net. Atmaların birbiri üzerinde geçtikten sonraki şekilleri değişmez. E bu zaten hep söylediğimiz bir şey. Girişimle ilgili. Atmaların birbiri üzerinde geçtikten sonra hızları değişir. Hızları neden değişsin? Bak bir kez daha hız karekök içerisinde F bölümü ortamı değiştirmezsen hızı değiştiremezsin. Hangi kavram doğru? Yalnız iki doğru seçeneğin bursu olacak. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuzla hemen 5. soruyla devam edelim. 5. soruda diyor ki aynı kalınlıktaki özdeş tellerin KL noktaları arasında oluşturulan dalgaları şekildeki gibi gösterilmiştir. Buna göre hangi şekiller periyodik dalgalara örnektir? Şöyle düşünecek olursak periyodik dalga elde etmek istiyoruz. Atma değil. Buna dikkat edin. Periyodik dalga. Periyodik dalga dediğim zaman bir tepe bir de çukurun olması lazım. Dalganın titreşiminin olduğu nokta var ya yani şöyle düşün. Titreşimin olduğu iki nokta arasındaki denge konumuna bir çizgi çekersen tamam tepeler mevcut ama çukurlar yok. Yine buraya çizdiğim zaman tamam tepe de var çukur da var ama tepe ile çukur birbirinin özdeşi değil. Dolayısıyla tam bir dalga olarak ifade etmek doğru değil. Periyodik dalga. Şuraya bir çizgi çektiğini düşün şimdi. Bir tepe var, bir çukur var. Bir tepe var, bir çukur var. O halde işaretlenmesi gereken doğru seçeneği ne? Yalnız 3. Atmayla dalgayı birbirine karıştırma. Atma dalga değildir sevgili arkadaşım. Buna dikkat ediyorsun. Tamam? Sevgili Muratçığım bak şimdi burada diyor ki bir yay ile deney yapan Mert 4 saniyede 12 periyodik dalga üretiyormuş. Yılmaz umarım videoyu izliyorsundur. 4 saniyede 12 periyodik dalga oluşturmaktadır. İki dalga tepesi arası 5 cm olarak ölçüldüğüne göre. Bak yine 4 saniyede 12 dalga. 1 saniyede hemen geç aşağıya 1 saniyede 3 tane dalga üretirsin. 1 saniyede 3 dalga üretiyorsan dalganın titreşim frekansı 3 olur. Hemen altına geçiyoruz. Dalgaların dalga bak. İki dalga tepesi arasındaki uzaklık zaten senin için lambda değil miydi? O zaman lambda eşittir 5 olarak verilmiş. E lambda yerine ne yazabilirsin? V bölü F bunu biliyorsun ya da V çarpı T. V bölü F eşittir 5 olarak verilmiş. F'i de 3 olarak buldun. E bizden hızı istiyor zaten. F'i karşıya attım. Şuradaki F'im 3'tü. O zaman 5 şöyle yazalım yine. F eşittir 3. 5 çarpı 3 geldi. O halde 15 santimetre bölü saniye. Santimetre bölü saniye olarak yol alıyor. Dikkat et. Peki. Lambda eşittir V çarpı T işini görüyor. Bak aşağıda hemen 6. soruda adam vermiş. 2 tane dalga tepesi arası uzaklık 12 santimetre. O zaman burada dalga boyu yani çok basit bir şekilde lambda eşittir 12 santimetre olarak verilmiş bize. Peki hızı verilmiş mi? Evet hızı verilmiş. Bizden ne istiyor? Periyodu. Hızın periyotla birlikte dalga boyunu veren ifadesi neydi? Lambda eşittir V çarpı T. Sevgili arkadaşım getiriyorsun buraya 12 yazıyorsun. V dediğin şey 3. Senden periyodu istiyor. 3'ü karşıya 4'ü işaretle. Bitti bu kadar. Bu kadar. Bir yayda üretilen periyodik ardışık 3 dalga tepesi. Bak şimdi bu çok güzel bir ifade. Bir tane dalga tepesi çizdim. Bir tane dalga çukuru çizdim. Bir tane dalga tepesi çizdim. Bir tane dalga çukuru. Tekrar bir tane dalga tepesi çizdim. Adam bana ne diyor? 3 tane ardışık dalga tepesi. Şuradan bir çizgi indim. Bu bir dalga tepesi. Şuradan bir çizgi indim bir dalga tepesi. Şuradan bir dalga çizgi indim bir dalga tepesi. Zaten Fizik Bulut'un YouTube konu anlatımlarını izlemişsindir. Orada hep dedik ki biz n tane dalga arasında n tane dalga tepesi arasında n eksi bir tane ne vardır? Dalga boyu vardır. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani şöyle bakacak olursan bak şu aralıkta ve şu aralıkta 3 tane dalga tepesi var ama arada 2 tane lambda görüyorsun. 3 dalga tepesi arası uzaklık 8 santimetre ise geç aşağıya 2 lambda eşittir 8 santimetre ve buradan da lambda eşittir 4.
Ne diyor? Dalgaların periyodu 1 bölü 4 olarak verilmiş. He, çok güzel. O zaman lambda eşittir V çarpı T denklemini hatırla. Lambda yerine 4 yaz. Hız yerine V, T yerine 1 bölü 4. Eğer senden hızı istiyorsa 4'ü at karşıya sevgili arkadaşım. E seçeneğini işaretle. Bu kadar. Yapacak başka bir şey yok. Tertemiz. Peki gelelim 7. ve 10. sorumuza. Şöyle yaparsak herhalde ikisini de görebiliriz. 10. ve 7. soru. Ne diyor? Dalga kaynağının bir yayda 6 dalga tepesi 20 saniyede periyodik olarak oluşturuyor. 6 dalga tepesi 20 saniyede periyodik olarak oluşturuluyor. 6 tane dalga tepesi arasında kaç tane lambda var? 5 tane lambda var. Bu 5 dalga demek. 5 lambdayı bu adam kaç saniyede üretiyor? 20 saniyede. O zaman 1 tane lambdayı kaç saniyede üretir? 1 lambdayı 4 saniyede üretir. Doğru mu? 1 tane lambdayı 4 saniyede üretiyorsa o zaman bunun frekansı 4 demektir. Dalga boyu 8 santimetre olduğuna göre yayılma hızı. Yine aynı şey, hiç korkma. Lambda eşittir diyeyim. Klasik. Lambda eşittir V çarpı T yazdın. T yerine 1 bölü F yazdın. Dolayısıyla lambda eşittir V bölü F oldu. Bizden V'yi istiyor. Lambda'yı götürdüm yerine yazdım. 8 olarak verilmiş. Eşittir. V'yi istiyor. F yerine de 4 yazdım. Ne dedi? Dalganın yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Periyodik dalga. 6 dalga tepesini 20 saniyede üretiyormuş. O zaman dur. Burada bir hata yaptık. Lambda'yı 4 saniyede, eğer bir lambda'yı 4 saniyede üretiyorsa bu periyodumuz 4 demek. Yani 1 saniyede 4 dalga üretmiyor. 1 lambda'yı 4 saniyede üretiyor. O zaman periyodu 4 olarak vermişse aşağı tarafı komple siliyorum sevgili arkadaşım. Lambda yerine yazıyorum. 8 eşittir V'yi yazıyorum. Periyodu yerine 4 yazıyorum ve V eşittir 2 santimetre bölü saniye olarak geliyor. Aslında hep aynı denklemleri kullanarak soruları çözebildiğimizi görebiliyorsunuzdur umarım. Gergin esnek bir telde oluşturulan yayılma hızı F çarpı L bölü mü mü? Burada yanlış olmuş. F çarpı L bölü mü değil. Kardeş maalesef yanlış. F çarpı L bölü M olur. Denklem olup birim mü M bölü L olarak tanımlanmıştır. F teli gelen kuvvet, L telin boyu, M ise kütle, L uzunluğundaki yayın kütlesi mü ve mü yayın birim uzunluğunun kütlesi. Tamam, tanımına göre. Ne diyor? Birincisi, yayda oluşturan atmanın hızının birim uzunluğunun kütlesine göre değişimi. Şimdi bunu nasıl ifade edebiliriz? Eğer bu mü ise, mü azaldıkça, mü arttıkça hız ne olacak? Azalacak. O zaman atmanın hızının mü'ye göre grafiğini çizmiş olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki V eşittir karekök içerisinde F bölü mü idi. O zaman mü arttıkça hız ne olacak? Azalacak, görüyorsun. Sonra ikinci ifade, bu doğru. 2. Yayda sabit hızla ilerleyen bir atmanın hızının yayı gelen kuvvetle değişimi. Sabit hızla ilerleyen bir atmanın hızının yayı gelen kuvvetle. Kuvvet arttıkça teldeki atmanın hızı ne olacaktır? Artacaktır. Ne diyor? Yukarıda verilen grafiklerden hangileri kullanılarak ifade edilebilir? Peki yayda sabit hızla ilerleyen bir atma için yayı gelen kuvvetin yayın kütlesine bağlı değişimi. Yayı gelen kuvvetin yayın kütlesine bağlı. Sabit hızla ilerleyen bir atmada yayı gelen kuvvetin yayın kütlesine bağlı değişimi. Bunun bir alakası yok ki. İkisi çok farklı kavramlar. Yayı gelen kuvvetin yayın kütlesine bağlı değişimi. Şimdi buradaki ifadede şöyle diyebiliriz. İkinci ifade, yayda sabit hızla ilerleyen bir atmanın hızının yayı gelen kuvvete bağlı değişimi. Şimdi kuvveti arttırdığımız sürece hızı da ilerlemeye devam edecek. Artmaya devam edecek. Şu biraz daha mantıklı. Yani bunu kuvvet hız grafiği olarak düşünebilirsin. Hız artacak, kuvvet arttıkça. Tamam, gayet mantıklı. Parabolik olmasının sebebi karekök gelmesi. Yani F'in karekökü aslında V'yi veriyor. Ama bu durumda F'in karekökü V'yi verirse F'teki değişim daha yavaş. V'deki değişimin daha yavaş olması lazım.
Yani açıkçası soruda ne demek istediği çok belli değil. Yani çok fazla ifadeyi çok fazla anlayamadım ama yayda sabit hızla ilerleyen bir atma için yaya gelen kuvvetin yayın kütlesine bağlı değişimi. Yayda sabit hızla ilerleyen bir atma için. Yani bilmiyorum soruda ne demiş ama soruyu çok iyi anlayamadığım için, soruyu çok iyi ifade edemedikleri için bu soruyu boş bırakıyorum. Ayrıca bu soruyu değerlendiririz. Problem değil. Şimdi böylece 7. 8. soru 10. soruya kadar gelmiş olduk. Bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki teste geçiş yapalım. Evet, 3. testimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki, şekil 1'de verilen bir atmanın karşılaştığı bir engelle etkileşimi sonucu oluşan durum. Şekil 2'de baş yukarı ve baş aşağı atmaların birbiri üzerine ilerleyen atmanın geçişleri. Şekil 3'te ise bir engele doğru atmanın hareketi verilmiş. O zaman bunlarla ilgili, bu hareketlerle ilgili yorum yapmamız isteniyor sanırım. Buradaki ifade çok net. Çok net sevgili arkadaşım. Buna hemen ne diyebilirsin? Sabit uçtan ne? Sabit uçtan yansıma. Değil mi? Sabit uçtan niye yansıma? Çünkü ters dönüyor, görüyorsun. Baş yukarı gelen atma, baş aşağı. Bu atmaların üst üste binme ilkesi. Zaten bak burada diyor. O zaman buna girişim de diyoruz biz. Girişimin diğer adı da üst üste binme. Güzel. Şurada da bu noktadan bu noktaya gelmiş. Atma bir ortamda ne yapmış? İlerleme demiş. İlerlemiş. Değil mi? Başka bir şey yok. O zaman şekil 1'de ne diyeceğiz? Atmanın uçtan yansıması şekil 2'de girişim. Şekil 3'te de ilerleme. Hemen unutma. Atmanın şekil 1'de, atmanın üst üste gelmesi, hayır. Şekil 1'de sabit uçtan yansıma, şekil 2'de üst üste binme, şekil 3'te de iletim. Dolayısıyla ilerlemesi, yani doğru cevabımız sanırım B seçeneği olacak. Bu soruda da sevgili arkadaşım yine şöyle bir işaretleyeyim, görürsün. B seçeneği, yani doğru cevap işte burada. Birinci şekilde atma ne yapıyordu? Sabit bir uçtan yansıyordu. İkinci şekilde atma ne yapıyordu? Birbiri üzerinde girişim gerçekleştiriyor. Üçgen şekilde de atma ilerliyordu. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Eşit bölmelenmiş kale düzlemine yerleştirilen şekildeki gergin türdeş atma saniyede bir birim ilerliyor. Atma şekilde kolumdan geçtikten kaç saniye sonra yayda bir an için atma gözlenmez. Öncelikle serbest uca doğru gittiğini görüyorum. Serbest uçta kendini sönümleyemeyeceğini biliyorum. Saniyede bir bölme ilerlediği için sayıyorum. Bak 1, serbest uçtan yansıdığı için geri yukarıdan döndüreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya lütfen dikkat et. Ben atmanın A ucunu aldım. Öyle düşün ve 7 saniye ilerlettim. Atmanın A ucunu 7 saniye ilerlettim. O halde buraya A noktası, buraya da B noktası diyorum. Ve atmayı getirip yeniden buradaki noktaya çiziyorum. İşte şöyle. İşte böyle. Atmayı getirdim, buraya çizdim. Şu anda atma ne tarafa doğru ilerliyor? Bu tarafa doğru ilerliyor ve tam olarak kaç saniye geçti? 7 saniye geçti. Şimdi atma saniyede bir bölme ilerlediği için 8. saniyede bu atma yavaş yavaş buradan aşağı dönmüş olacak. Yani 8. saniyede ön yarısı yansımış olacak sevgili arkadaşım. O zaman 8. saniyede birbirini söndürecek. Bak, bir tık aşağıya 8. saniyedeki konumun şeklini çizeyim. 8. saniyede ön ucu yansıdığı için yansıyan kısım böyle bir şey olacak. Geride kalan kısım şöyle bir şey olacak ve bu enerjiler zıt olduğu için bu atmayı sönümleyecek. Tabii ki de telimizin nerede olduğunu unutma. Ben bir tık aşağı çizdim. Lütfen dikkat et. Telimizin bu noktada olduğunu unutma. Atma ne oldu? Şuradaki atma parçasını yok etti ve 8. saniyede atma bir an için sönümlenmiş oldu. Saniyede bir bölme ilerlediği için. Güzel. Şimdi üçüncü soruyla devam ediyorum. Diyor ki, iki farklı yay birbirine bağlanarak ince yaydan kalın yaya bir atma gönderiliyor. Yine aynı düşün. Şurada bir tane ince yayın var. Onun ucuna bağlanan ondan daha kalın bir yay var. Onu da şöyle çizersek herhalde işimizi görür. Onu da şöyle çizelim. İşte böyle kalın yay. Ne diyor? İnce yaydan bir atma göndermemi istiyor. Şimdi ben ince yaydan bir atma gönderiyorum. Şöyle kabaca bir atma çiziyorum ince yaydan. Yine bir baş yukarı atma olduğunu düşünelim. Hop, şuradan sildik buraları. Şimdi ne diyor? Buna göre iletilen ve yansıyan atma için genlikleri, süratleri, genişlikleri. İletilen atma kalın yayda iletilen atma. Ona dikkat et. Kalın yayda iletilen atma. Onu tekrar şöyle çizeyim buraya. İletilen atmanın bu şekilde olduğunu düşünelim. Ve burayı da ne yapalım? Yine silelim. Güzel. Şimdi diyoruz ki kalın yayda iletilen atma şu şekilde ise
İki atmanın iletilen ve yansıyan atma için. İletileni bulduk. Bir de yansıyan lazım bize. Yansıyanı da şurada çizelim. Baş yukarı gelen atma biliyorsun ki baş aşağı olarak yansıyacak. Çünkü inceden kalına geçerken bağlantı noktası senin için sabit uç gibi davranacak. Videonun başlarında yine soru çözerken bahsetmiştim. Buradan bu şekilde yansıyacak. Bu gelen atmanın genliği ikisinden de büyük hızları ile ilgili yorum yaptığın zaman ne diyor? İletilen ve yansıyan atma için. Kesinlikle farklıdır. Genlikleriyle ilgili kesinlik söyleyemezsin. Çünkü gelenle iletileni sormuyor. İletilen atmayla yansıyan atmayı soruyor. Şu iletilen atman sevgili arkadaşım. Şu da yansıyan atman. Bunların genlikleri birbirine eşit olabilir. Genlikleri biri diğerinden büyük olabilir. Küçük olabilir. Kesinlikle yorum yok. Ama şuna V2. Şuna da V1. Buna da V dersem. Kesin bildiğim bir şey var. V1 daha büyüktür kimden? V2'den. Süratleri kesinlikle farklı. Genişlikleri, genişlik dediğin şey x eşittir v çarpı t. Periyot kaynağa bağlı olduğu için sabit. Süratin değişmesi, yani V1'in V2'ye eşit olmaması genliklerin de eşit olmadığı anlamına gelir. Yani doğru cevabım ne olacak? 2 ve 3 kesinlikle farklı diyebilirsin. Ama genlikleri hakkında sakın ha yorum yapma. Genlikle ilgili bir şey söylemiyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 4 numaralı soru. Diyor ki aynı ortamda bulunan x'ye bak bu çok önemli. Aynı ortamda ortam atmanın hızını belirler. Aynı ortamda ilerliyorsa bunlar hızları eşit diyebilirim. X'ye atmalı şekildeki gibidir. Peki bunların hızları yani vx atmasının hızı vy atmasının hızına eşit büyüklükte ise dalga boyları neden farklı? İstersen gel dalga boylarını görelim. Şuradaki mesafe 1, 2, 3, 4. O zaman lambda x eşittir 4 birim. Şuradan bak başlangıçtan bitime kadar saydığında lambda y'nin eşittir 8 birim olduğunu görüyorsun. Peki lambda eşittir v çarpı t mi? Formüllerini yazarsan rahat yorumlarsın. Şimdi buradaki v'lerin eşit olduğunu biliyoruz. O halde periyotları kıyaslayacak olursak y'nin periyodu x'inkinden büyük. Yani x'in periyodu daha küçüktür kimden? Y'den olacak. Niye? Y yayında atma daha hızlı ilerlemiş. Peki. Ne diyor? X dalgasının dalga boyu y dalgasının dalga boyundan küçüktür. Zaten 4'e 8 yazdık. X dalgasının frekansı y dalgasının frekansından büyüktür. X dalgasının periyodu küçük, periyotla frekans ters orantılıydı hatırla. O zaman frekans x'te daha büyük olacak. Güzel. 2 de doğru. X ve dalganın hızları birbirine eşittir. Çünkü aynı ortamda yayılıyorlar. O bizim için çok önemli. İşaretlemen gereken doğru seçenek Edirne olur. Şekildeki dalgaların dalga boyu kaç birimdir? Şimdi dalganın dalga boyunu ifade edebilmek için öncelikle senden şunu mutlaka yapmanı istiyorum. Şöyle biraz daha kalın çizelim. Sevgili arkadaşım. Şuraya bak şimdi. Şuraya denge konumunu lütfen bir çiz. Şöyle tık 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 tık. Burası bizim atmamızın denge konumu. Şimdi dalga boyu derken tepeler ve çukurlar arasındaki mesafe ile alakalı bir şey bu biliyorsun ki. O zaman şuradan bir tane tepe işaretliyorum. Şuradan bir tane tepe işaretliyorum. Bu tepeler arasındaki mesafe bu atmanın neyini verecek? Dalga boyunu verecek. Şuradan 1, şuradan 2, şuradan 3 ve buradan 4. Başlangıcıyla bitişi de diyebilirsin. Dalga boyu direkt 4 birimlik bir dalga bu. Önemli olan denge konumunu çizip tepeler ya da çukurlar arasındaki mesafeyi saymak. Bak 1, 2, 3, 4 ya da aynı şekilde dalganın başlangıcıyla bitişi bu noktayla bu nokta arasında sayabilirsin. Peki bu soruyu da çözdük. Şimdi gelelim 5. ve 7. sorularımıza. Şöyle biraz daha yükseltiyorum ve işaretleyelim. Şimdi diyor ki türdeş yay üzerinde iki özdeş atma x, y noktalarının titreşim yönleri şekildeki gibidir. Titreşim yönleri. Ben hep şunu demiştim. Bak her zaman söylüyorum. Atmalarda ne yok? Çok güzel bir ifade. Atmalarda geri vites yok. Şimdi bu garip gelebilir sana. Çok işine yarar ama. Geri vites yok. Atmalar delikanlı adam. Geri yok. O zaman şu atmayı incelediğimde eğer bu atmada geri vites yoksa bu atma tepe ise bak atmanın üstüne de önüne ne olduğunu yazalım. Bu tepe aşağıdaki atmada tabii ki de ne? Çukur. Şimdi tepe atmanın doğal olarak ön ucu yukarı arka ucu aşağıya doğru titremeli. O zaman atmanın ön ucu burası ve atmalarda geri vites yoksa ön ucu nereyi gösteriyorsa atma o tarafa doğru ilerlemeli. Aha bak bu tarafa doğru ilerleyecek. O zaman atmanın ilerleme yönü sola doğru. Peki bu atma neyi? Çukur. O zaman ön ucu burası. Burası ne yapıyor? Aşağıya doğru titremiş. O zaman burası da yukarıya doğru titreyecek. Çukurun önü
çukur, bak adı üstünde. Önü aşağı doğru diyeceği için o zaman bu atma da bu tarafa doğru gidiyor. Senin aslında belirlemen gereken şey sadece atmanın önü neresi, arkası neresi. Bence bunu belirlersen sorunu çok rahat çözebilirsin. Bak burası bu atmanın önü, burası da bu atmanın önü. Ön uçlarını belirlediğin zaman ön ucu ne taraftaysa atma onu gidecek, oraya doğru gidecek. Doğru mu? Ön ve ön şeklinde düşünebilirsin. Atmaların hız büyüklükleri eşittir. X'ye atmaları türdeş bir yay üzerinde ilerliyor. O halde hız büyüklükleri eşit. Atmalar bir süre sonra birbirini söndürür. Tabii ki de doğru olabilir. Gayet problem yok. Atmalar zıt yönde hareket etmektedir. Gördük zaten atmaların zıt yönde hareket ettiğini. Doğru seçeneğim E seçeneği oldu. F kuvvetiyle gelmiş türdeş yayda şekildeki gibi bir atma oluşturuluyor. Buna göre oluştan atmanın hızının büyüklüğünü arttırmak için hiç korkulacak bir şey yok. Yaz kenara, güven Ahmet hocana. F B eşittir karekök içerisinde F bölü mü değil mi sevgili arkadaşım? O zaman sen buradaki F'i arttırırsan mesela hız artar. Yayı gelen kuvvetin büyüklüğünü arttırmak çok güzel. Yayın birim uzunluğun kütlesini arttırmak, sen mü'yü arttırırsan V ne olur, azalır gitti. Kaynağın frekansı bir kere frekansa bağlı değil. Atmanın hızı frekansa bağlı değil, sadece ortama bağlı. O zaman doğru cevabın ne olacak? A seçeneği olacak. Sadece teli gelen kuvveti arttırarak bu durumda hızı arttırabilirsin. Çünkü sana ne diyor? Hızının büyüklüğünü arttırmak için diyor. Formülü yazdın, olay bitti. Yapman gerekeni söylüyorum sana. Peki 8. soru, 2 sorumuz daha var, 9 ve 10. Aşağıdaki dalga çeşitlerinden hangisi taşıdığı enerjiye göre diğerlerinden farklıdır? Yay dalgası mekanik bir enerji taşır, su dalgası mekanik, elektromanyetik dalga elektromanyetik dalga mekanik enerji taşımaz, ses dalgası mekanik, deprem dalgası mekanik, elektromanyetik dalga zaten elektromanyetiktir. Dolayısıyla elektromanyetik enerji taşır. Yani elektrik ve manyetik alan altında enerji taşır. Diğerleri de mekanik dalgalardır. O zaman bunların birbirinden farklı C seçeneği olarak söyleyebiliriz. Peki geldim 9 ve 10. sorulara. İnce yaydan kalın yaya gönderilen atma birleşme noktasına, ince yaydan kalın yaya. Bak hep yaptığımız şeylerden bir tanesi. Aha bak yine bir ince yay çizdim. Bu ince yayın tam bittiği noktaya çok fazla kalınlaştırmadan bir tane kalın yay çizdim. Aman Allah'ım ne oluyor? Bir tane kalın yay çizdim. Değil mi? İnce yaydan kalın yaya bir tane ne gönderiyorum? Atma. O zaman şuradan şöyle klasik bir tepe atma gönderiyorum. Neler olacağını çok iyi biliyorsun arkadaşım. Bunu seninle defalarca kez yaptık ama bir kez daha burada yapacağım. Bu bağlantı noktası bizim için ne gibi davranıyordu? Sabit, sabit uç gibi davranıyordu. Hangi ne diyor? İletilen, buna göre gelen atmayla yansıyan atmanın. Oo, bu kez farklı bir şey sormuş. Bak, gelen atmayla, gelen atma burada, yansıyan atmanın. Yansıyan atmanın tabii ki de baş aşağı geri döneceğini biliyorsun. Baş aşağı geri döneceğini biliyorsun. Şöyle çizebilirim onu da. Genliği tabii ki de daha küçük olacak. Çünkü enerjinin bir kısmı bu tarafa aktarıldı. Burada da baş yukarı bir ne oluşturuldu? Atma oluşturuldu. Onu şöyle biraz daha yine küçük çizeyim. Hem daha kısa hem daha dar. Şöyle silelim buraları da yine. Şöyle. Şimdi atmaların hız vektörlerinin yönlerini belirteyim. Bu tarafa doğru gidiyor. İletilen atma diyoruz. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Buna da yansıyan atma diyoruz. Şimdi zaten neler olduğunu biliyorsun. Diyor ki buna diyor gelen atmayla, yani şu atmayla V hızıyla geliyor, V1 hızıyla geri dönüyor, V2 hızıyla iletiliyor şeklini düşünelim. Genlikleri kesinlikle farklıdır. İfadeler hangileri iki atma için aynıdır. Şurada bunun genliği aslında şu mesafedir. Sevgili arkadaşım çok iyi biliyorsun bak. Şu mesafedir. Bu mesafe bu atmanın taşıdığı enerjidir. Enerjinin bir kısmını aktarıp bir kısmıyla geri döndüğü için gelen atmanın genliğine şuraya Y dersem, kesinlikle unutma ki Y hem büyüktür Y1'den, Y büyüktür Y2'den. Sadece Y1 ile Y2 arasında kıyaslama yapamazsın. İfadelerin hangileri iki atma için aynıdır? Genlikler farklı. Yayılma hızlarının büyüklükleri çok doğru bir ifade. Eşit. Genişliklerine gelince, genişlik konusunda merak etme. X eşittir V çarpı T yazıyorsun. X dediğin şey burası ve burası sevgili arkadaşım X.
Dolayısıyla periyot zaten kaynağa bağlı değişmiyor. Yukarıda hız büyüklüklerinin eşit olduğunu söylediğin için genişliklere de eşit olur rahatlıkla diyebilirsin. İşaretlemen gereken seçenek de aha da burada D seçeneği 2 ve 3 olur. Doğru olan ifadeler. Mekanik dalgalarla ilgili ilerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Harika. Hızları kaynağa, bak kaynağa, hiçbir dalganın hızı kaynağa bağlı değildir. Unutma. Sadece boyuna dalgalardan oluşur. Ne alakası var? Mekanik dalgalar, mesela yay dalgası, boyuna da olabilir, enine de olabilir. İfade öldü, gitti. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçenek A seçeneği olacak. Böylece bu testimizi de tamamlamış olduk sevgili arkadaşım. Hemen bir sonraki teste geçiş yapıyorum. Şimdi geldik dördüncü testimize. Dördüncü testimiz yine dalgalar, yay dalgaları, temel kavramlarla ilgili. Dalgaların genel özellikle ilgili verilen birim zamandaki dalga sayısı frekanstır. Harika bir ifade. Kesinlikle doğru. Birim zamanda üretilen dalga sayısı frekans. Tam bir dalga oluşturması için geçen süre periyot. Çok güzel tanımlar. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yolda dalga boyu. Oo, kavramların hepsi doğru. Cevabımız Denizli. Dördüncü soru. Mekanik dalgalar yayılabilmek için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Hep söyledik. Hareket yönü titreşim doğrultusunda dik olan dalgalar enine, paralel olan boyuna. Hareket yönü titreşim doğrultusunda paralel olanlar boyuna. Bütün ifadeleri çok güzel bir şekilde ilk soruda, birinci ve dördüncü soruda tanımlamış. Oldukça güzel. Temel kavramları ne kadar bildiğinizle alakalı gençlik. Şimdi ikinci ve beşinci soru. Esnek yay üzerinde oluşturulmuş dalgaların genlikleri sırasıyla A1, A2, A3. Bunlar arasındaki ilişki. Bak genlik neresiydi? Şimdi öncelikle senin kesinlikle yapman gereken bir şey var. Bu noktayı her zaman söylüyorum. Şuraya bir çizgi çekiyorsun. Burası dalgaların. Bak çizgi çekiyorsun. Dalganın denge konumu arkadaşım. Denge konumunu belirlemeden bu iş olmaz. Denge konumunu belirledin mi? Tamam iş kolay. Şurası kaç birim? 1 birim. O zaman bunun genliği 1 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. O zaman bunun genliği 2 birim. Şurası kaç birim? 1 birim. O zaman bunun genliği 1 birim. Yani A1, A3'e eşit. A2 onlardan büyük. A2 büyük. A1, A3'e eşit. Cevap ne? Denizli. Bu kadar. Dalgaların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki tabloda. Dalgalar taşıdıkları enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik dalgalar diyoruz. İkincisi doğrultusuna göre ne? Ne? İlerleme doğrultusuna göre dalga, boyuna dalga veyahut da ne? Enine. Ama enine neye doğru, neye göre? İlerleme doğrultusuna göre. İlerleme doğrultusuna göre. O zaman birinci ifade yerine ilerleme, ikinci ifade yerine elektromanyetik dalga yazacağım. Birinci ifade yerine İlerleme doğrultusuna göre olması lazım. Tamam, titreşim de diyebiliriz. Titreşim doğrultusu da kabul. Kabul. Hemen onu sileyim. Titreşim doğrultusuna göre ilerleme doğrultusu, titreşim doğrultusu ikisi de aynı şekilde kullanılabilir. O zaman buraya titreşim dedim sevgili arkadaşım. Titreşim doğrultusu diyebiliriz. Buradaki dalga elektromanyetik dalga olacak. Elektromanyetik dalga. Diğeri de enine. O zaman doğru cevabım C seçeneği olur. Hemen işaretledim. Devam ediyorum. Hangi soruyla? Üçüncü soruyla. Diyor ki, periyodik bir yay dalgası esnek ortamda ilerlerken ortamın esneklik özelliği değiştirirse dalganın, ortamın esneklik özelliği değiştirirse dalganın neyi etkilenir bundan? Hızı etkilenir arkadaşlar. Hızının etkilenmesiyle beraber periyot zaten sadece kaynağa bağlı. Bak yazıyorum. Sadece unutma bunu lütfen. Her zaman geçerli bu ifade senin için. Sadece kaynak. O zaman bunu değiştiremedik. Peki Ahmet hocam ben buradaki dalga boyu için ne söylemem gerekir? Zaten onu da çok iyi biliyorsun. Lambda eşittir V çarpı T değil mi? Şu değişmedi ama hız etkilendiği anda bundan dalga boyu etkilenir. Onu da almak zorundasın. O zaman doğru cevabın 2 ve 3 olur. Güzel. Bir sonraki soru yani 6. ve 9. sorular. Aşağıda verilen dalgalardan hangileri hem enine hem boyuna? Ne demiştik? Unutma. E ile başlar. Elektromanyetik dalgalar her zaman nedir? Enine. Peki ses dalgaları her zaman nedir sevgili arkadaşım? Her zaman sadece boyuna. Enine ses dalgası olamaz. Boyuna elektromanyetik dalga olamaz. O zaman ses dalgası boyuna, elektromanyetik dalga enine ise hem enine hem boyuna deprem olabilir, su olabilir. Cevap ne olur? 1 ve 2. Ses dediğimiz zaman sadece boyuna diyorduk. Bu kadar. Bunu bilirsen olay bitti. Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan periyodik dalgalar üretilen kaynak 6 saniyede 30 adet, bak 30 adet dalga üretiyormuş. 6 saniyede 30 tam dalga. Her zaman yaptık bunu zaten. 1 saniyede, bak 1 saniyede 30'u 6'ya bölüyorum.
ve 5 tane dalga ürettiğimi görüyorum. 1 saniyede üretilen dalga sayısı frekans, o zaman frekans yerine 5 yazıyorum. Peki ne diyor? Bu ortamda yayılma hızı 20 metre bölü saniye olduğuna göre ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık. Vay 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 vay. Ardışık 4 dalga tepesi değil mi? Şöyle alayım. Ardışık 4 dalga tepesi. Ardışık 4 dalga tepesi arasında 3 tane lambda var. Aman ha dikkat et, çok önemli. Peki öncelikle yayılma hızı 20 mi? O zaman gel şuradan bir şeyi bulalım, lambdayı. Lambda eşittir V çarpı T. O da eşittir V bölü F. Dolayısıyla lambda eşittir V yerine adam 20 yazmış. F'i de ben tertemiz 5 buldum. 20'yi 5'e böldüm. Dalga boyunu 4 elde ettim. Ama benden 3 tanesi soruluyor. O zaman 4 çarpı 3 12 oldu. Dikkat et. Sakın sakın ona sakın 4 bulup 16 deme. Allah'tan 16 şıklar arasında yok. Ona da dikkat et. Ardışık 4 dalga tepesi arasında 3 tane lambda vardır. Hep vurguladık. 7 ve 10. Geldik sorularımıza. 8. soruda aşağıda. Onu da unutmayalım. Diyor ki eş karelerden oluşturulan düzlemde artı x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 saniye üzeri eksi 1. Frekansı 2. Buna göre yayılma hızı. Şimdi toplamı burası 16 santimetre olarak verilmiş. Kaç kare var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman her bir birim kare 2 santime denk geliyor. Doğru değil mi? Peki şimdi şuradan bir tepe, buradan bir tepe alabilirsin. Çukurla çukur alabilirsin rahatlıkla. Fark etmez. Dalga boyunu bulmak istiyorum ya. İki çukur arasındaki mesafeye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane birim var arada. O zaman dalga boyu yani lambda 4 birime denk geliyor. Her birim 2 santim olduğuna göre 8 santimetre olarak ifade edilir. Periyodik dalgaların frekansı 2 saniye üzeri eksi 1. Frekans yerine 2 yazdım. Yayılma hızını soruyorsa öp başına koy. Lambda eşittir V çarpı T, genel denklem. T yerine 1 bölü F yazdık. V bölü F. O zaman lambda eşittir V'miz. Lambda'yı zaten yerine yazalım istersen. 8 santimetre olarak bulmuştuk. 8 eşittir V dediğimiz şey hız. Frekans dediğimiz şey 2. Karşıya at 16 işaretle. Bu kadar temiz ve bu kadar kolay. Eş kare bölme düzlemde bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre dalganın yayılma hızı nedir diye sormuş. Görünümü şekildeki gibi. Bak burayı ve burayı 5 cm olarak vermiş. Tamam çok güzel. Başlangıçtan bitime de alabilirsin. Tepeden tepeye de alabilirsin. Bunu görmeni istiyorum özellikle şurayı. Dalganın başlangıcı burası, bitim burasıysa bak şurada 1, 2, 3, 4 tane birim var. O zaman lambda eşittir 4 birim. Yani her birim 5 santimetre ise dalga boyun 20 santimetre çıktı sevgili arkadaşım. Peki dalga kaynağının periyodu da 2 mi? Yani burada da sana T'yi 2 olarak vermiş mi? Ya daha ne istiyorsun, senden hızı istiyor. Çok kolay. O zaman lambda eşittir V çarpı T yazdın mı yazdın. Lambda yerine 20'yi. V'yi bilmiyorum. Periyot yerine 2 yazdım ve onu işaretledim. Bitti. Gerisi sende. Çok basit. Peki devam ediyoruz. 8. soru. Periyodik KL dalga dalgalarının ne diyor? KL dalga kaynaklarından yayılan dalgalar eşit sürede aldığı yollar şekilde gibidir. Bunlar eşit sürede alınmış periyotlarını soruyor. Şimdi çok güzel. Eşit sürede. Şimdi periyot tam bir dalga üretmek için geçen süre. Burada kaç tane dalga var? Sayıyorum bak. Buradan buraya kadar bir dalga. Buradan buraya kadar 2 dalga. Şurada da yarım dalga var. Yani burada tam 2,5 lambda var. 2,5 lambda. Şuradan şuraya 1 dalga. Buradan buraya 2 dalga. Buradan buraya 3 dalga. Buradan buraya 4 dalga. Şuraya lambda k, lambda 1 diyelim. Buraya da lambda 2. Yani 4 tane lambda 2 diyelim. Bunlar aynı sürede üretilmiş değil mi? Bir tane dalga üretmek için geçen süreye biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. Yani kaynak 2,5 dalgayı T sürede üretmiş. Küçük T diyeyim. Bu da 4 tane dalgayı ne kadar sürede üretmiş? T sürede. Çok basit. Burası 5 bölü 2 değil mi? 1 tane dalgayı ne kadar sürede üretir? Lambda 1'i üretme süresi yani periyoda T1 dersen şuradaki 2,5'u karşıya at. 5 bölü 2 idi. 2 bölü 5 olarak geçecek. 2 bölü 5 ne? T. Aynı şekilde 4'ü karşıya at. Buradan da T2 yani bir tane lambda 2 üretmek için geçen süre karşıya attığın zaman 1 bölü 4 T gelir. Benden T1 bölü T2 oranını istiyor. O zaman benim yapacağım şey T1 bölü T2'yi oranlamak için önce 2 bölü 5'i yazdım olduğu gibi 2 bölü 5 T. Sonra ters çevirip çarptım. 4 bölü 1 4 bölü 1 T. Aman ha.
4 bölü 1 t. Şu t şu t'yi götürdü. Burası 8 bölü 5 geldi. Doğru cevap da Bursa oldu. Bu kadar. Aynı denklemle onlarca soruyu çözebiliyorsun. Dikkat etmen gereken küçük ayrıntılar var. Bu ayrıntıların hepsi zaten fizik bulutta dalgalarla ilgili konu anlatımda mevcut. Umarım oralara çalışmışsındır. Senin için gayet faydalı olacaktır diyorum. Böylece bu testimizi de bitirmiş olduk. Arkadaşlar 40 soruyu tamamlamış olduk. Bu videoyu burada kesiyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.